Bugün bir videoda gene beraberiz. Hemen video başında söyleyeyim. Bir teşekkürüm var. Çünkü YouTube'da artık 1000 aboneyi aştım. Yardımcı olan, destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Yani öyle bir el uzandı ki bana, ben de şaşırdım. Bir gün, 1,5 gün içinde 1000 adedi geçtim. Çok teşekkür ediyorum. Öyle zannediyorum ki YouTube'da, yani YouTube'un sistemini fazla bilemiyorum. Canlı yayın imkanını herhalde yakında vermesi lazım. Çünkü bildirisinde 1000, en az 1000 aboneniz olması lazım diye yazı var. İnşallah yakın zamanda artık canlı yayına başlayabileceğim. Tabii bu benim için çok müthiş bir şey. Çok seviniyorum. O yüzden tekrar kim destek olduysa teşekkür ederim. Hepsine, herkese teşekkür ediyorum. Baştan onu söyleyeyim. Şimdi bir şey var. Onu yapayım. İstek diyorlar. Şey yani fazla böyle önemli, başaramayacağım bir istek değil yani. Basit bir istek de. Şimdi kameramı alayım da şu şeyi merak ediyorlar da. Aldım yavaşçacık. Şöyle yapayım. Şöyle tutayım. Yan, bu çekiyor ya. YouTube'da yan olması lazımmış. Burada şu çekimi yaptığım alet. Artık nasıl görüyorsunuz bilemem de. Şu burada mesela Facebook için iki tane. Şöyle iki tane yeri var. Bir burada. Bir burada. Burası YouTube için yan takmak için. Bu yan takmak için yaptım. Böyle bir şey yaptım. Üstte var. Bu da genel çekim yapmak için. Yani masanın üzerinde işte bir tabloyu boyarken falan çekmek için. Onu sol tarafa alıyorum da sol taraftan çekiyor. Burada bir tane var aşağı, bu tarafını aşağı doğru bir çekim yapsın diye var. Filan böyle şey, ayakkabı kutusunun sağına soluna. Yani işimi görüyor. Önemli olan o. Onu göstermek istedim size. Şimdi yerine takacağım da. Bakalım. Ay. Kızdı bana telefon. Fışlıyor. Evet. Şimdi taktı. Ya ne oluyor? Evet arkadaşlar. Ya bugün şey anlatacağım. Hemen hemen 55 sene tabii ki. Ben 67 yaşında olduğuma göre işte 10-15 yaşlarında falanım. Küçükçekmece Gölü'nü bilen bilir. Küçükçekmece Gölü'nde çok güzel bir plaj yeri vardı. Bir de piknik yeri vardı. Cennet Bahçesi. Hatta bir tane yazlık sinema vardı. Cennet Sineması. O zaman yazlık sinemalar harikaydı. Ah gene olsa böyle çekirdeğimizi alıp da gitsek mi? O zaman yok Eskimo satar, yok bir dondurma satarlar, yok bilmem ne, fırıko bilmem ne falan. Ay o günleri hiç şey aklıma gelince çok hoşuma gidiyor da. Aklıma gelince şey yapıyorum. Hoş, yani hoş bir şey. Şimdi o plajda bir de onun oturma böyle bütün ağaçların altında cumartesi, pazar, Zeytinburnu tarafından bilmem nereden insanlar cumartesi, pazar olduğu zaman tıklım tıklım doluyordu. Herkes çaydanlığını alan, mangalını alan geliyordu falan. Bayağı bir şey. Beni tanıyordu tabii oradaki görevliler. Ben rahat o bahçeye girip çıkabiliyordum. Tabii yüzmeyi öğrendim gölde. Bir de köprümüz vardır Küçükçekmece'de. Mimar Sinan Köprüsü. Onun en büyük gözü, onun altından göl tarafından kefal gelir. Gölde yetişiyor ya kefal. O zaman o kadar güzeldi ki yengeçleri bilmem ne, pırıl pırıl bir göldü. Harikaydı ve çok kefal yetişiyordu. Harika böyle koca koca kefallar, böyle kolum gibi yani, o kadar büyük kefallar. O büyük gözün altından geçtiği zaman o tarafa, çünkü bir kanal vardı.
O kanal böyle Menekşe'ye doğru dolaşıp Marmara Denizi'ne bağlanıyor. Öyle bir kanal var. Çekmece'nin köprüsünün altından geçiyor. Yani gölle Marmara Denizi'nin bir bağlantısı var. Ama o köprüyü geçtikten sonra balıkçılar ağ indiriyorlardı suyun içine. Onlar görüyorlar tabii, bakıyorlar, gözlüyorlar. Yukarılarda adamları bekliyor böyle ipler bağlı böyle o şeylere. İşte bir dört yerinden bağlı. Şimdi balık böyle sürüyle gelirdi. O ağının iç tarafına geldiği zaman balıkçılar çek diye bağırırlardı. Bir çekerlerdi dört tarafından. Böyle torba gibi şey çıktığı zaman tabii böyle balıklar fıkır fıkır böyle şey, koca koca kefallar. O kadar güzeldi, o kadar güzeldi. Çok hoşuma gidiyordu. Ve havyarlarını falan böyle çıkarırlar falan. Ben çok severdim. Öyle bir küçük çekmece vardı. Bir de şey vardı, cennet bahçesi. Orada işte göl. Yani gölün bir kısmı plaj haline getirilmiş. İşte kum koymuşlar, bir şey yapmışlar. Filan güneşleniyor millet. Ben de orada yüzüyorum gidip. Çünkü deniz gibi dalga yok ya. Yani çok güzel. Hani şurama kadar geldiğim zaman, hani o zaman da çocukluk, yani biraz daha tabii şeyim böyle, 10-11 yaşlarında olduğum için böyle 60 santim bir suda bana tabii yetiyor falan. Korkarım zaten gitmeye boğulurum diye. Böyle suyun içine dalıyorum, takla atıyorum bilmem ne falan böyle. Suyun altından gitmeye çalışıyorum böyle. Ay göğsüm çarpıyor taşlara, o kadar böyle iniyorum şeyin dibine. Ondan sonra çıkıyorum, nefes alamıyorum de boğulacağım böyle, çok kötü oluyorum. İşte herkes böyle, öyle bir kalabalık ki. Herkes de tabii fazla ilerlere gidemiyorlar. Göl deniz gibi değil. Yani birden bir boşalma olur ya da bir çukur olur falan. Korkuyor millet tabii. O kalabalığın içinde ben onların arasında yüzmeye çalışıyorum. Bir gün gene böyle yüzüyorum. Daldım. Şöyle gittim. Sanki bir mağaraya mı girdim ya, ulan bu ne? Böyle bir ses, bir şey oldu böyle. Ha, ben bir mağaranın içine mi girmiş gibi, yani bir kutunun içine girmiş gibi böyle bir his geldi kulaklarımda. Böyle gulu 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 sular tabii, bir şey, sesleri duyamıyorsun ama bir şeylik var. Çıkayım dedim. Ah, kafamda bir örtü, çıkamıyorum. Çıkmak istiyorum, çıkamıyorum. Ay, nefesim kalmadı. İtiyorum kendimi, çıkmak istiyorum falan. Birisi kafama basıyor. Ben çıkmak istiyorum kafama. Allah Allah dedim, ne bu ya? Eyvah eyvah, ben öleceğim galiba. Derken o şeyden, o örtüden kurtuldum. Sen dedi, ne dedi, benim eteğimin altına giriyorsun dedi kadın. O etek giymiş, suda böyle açılmış mı ne herhalde, böyle şey gibi, ne derler ona, işte şemsiye gibi açılmış herhalde suda. Ben de böyle yüzerken onun eteğinin altına girmişim. Kalkacağım, kalkamıyorum tabii. Kadın da tabii ne oluyor diye korktu. Benim de tepeme basıyor, ben kendimi kurtarmaya uğraşıyorum. Sen dedi, niye dedi eteğimin altına giriyorsun dedi. Ne bileyim ben ablacığım dedim ya. Allah Allah, ben görmüyorum ki dedim. Ben böyle suyun altından giderken çıktım oradan. Ben nereden bileyim? Hay Allah senin dedi, git başka yerde yüz dedi ya. Ne dedi burada yüz? Allah Allah filan. Öyle bir hikayem olmuştu. Bir de şey olduydu, bak onu da hiç unutmuyorum. Florya'da. İşte o dere dedim ya, şeye bağlanan, Marmara'ya bağlanan dere. Onun tam Marmara'ya bağlanmadan evvel Menekşe'de, Menekşe'den biraz daha sol tarafta, yani Florya'ya doğru plaj var gene. Menekşe plajı. Orada da suyun üstüne böyle direklerin üstüne böyle uzun denize doğru tahta yapmışlar. Üstüne böyle sırayla soyunma kabinleri yapmışlar. Öyle bir şey. Ama yani altında hep direk, yani yüksek, yani bir kayık rahatlıkla geçer, yani içine girer çıkar falan. Arkadaşlara gitmiştik, arkadaşlar dediler ki biz şeye çıkıyoruz, kuma çıkıyoruz, şeye, sahile. Sen de gel. Yok dedim ya, ben güneşleneyim dedim. Siz dedim şey yapın, gidin dedim ya, gelirsiniz. Şeyi de bağladılar güzel.
o direk var ya, direkleri hani üstüne şey tartılan şeyler yapmışlar. Kabinler yapmışlar. Bağladılar şeye, direğe. Tabii o, ben yattım böyle sırt üstü. Güneşleniyorum. Bir ara şöyle Allah Allah. Sanki bulut geldi herhalde zannettim. Yüzümde bir soğukluk oldu. Allah Allah dedim ya. Ama dalga böyle sallıyor tabii. Hafif hafif böyle böyle. O benim sandal, yattığım kafa tarafını, yattığım yer şeyin altına girmiş. Soyunma kabinlerinin altına girmiş. Ben tabii nereden bileyim? Haberim yok yani. Sandal öyle dönmüş girmiş oraya. O dalgayla falan. Birisi geldi. Bir sallandı şöyle bir sert şey sandal. Anam bana bir vurmaya başladı. Aa, benim gözlük mözlük gitti. Ya kendimi kollamaya çalışıyorum. Niye vuruyorsun diyorum kardeşim. Kimsin sen filan. Kendimi kollamaya çalışıyorum. Suratıma vurmasın diye. Seni terbiyesiz, seni utanmaz, seni röntgenci seni diye. Anam adam bana bir vuruyor. Oradan birileri tanıyan mı vardı? Neydi bilmiyorum. Arkadaşlar da gittiler. Onlar da yakınımda değiller. Dediler ya, o dediler görmüyor. Herhalde tanıdık biriydi. Niye vuruyorsun adama? Adam bir durdu. Hakikaten görmüyor musun sen dedi. Evet dedim, görmüyorum dedim. Hii, yapma ya dedi. Ah canım benim. Ben ne yaptım ya dedi. Kırılsın bu ellerim dedi. Ben ne yaptım dedi. Ah canım dedi. Gel dedi, seni dedi şey yapayım, sahile doğru götüreyim dedi. Gel dedi, orada yemek yeri var. Orada yemek yiyelim, sohbet edelim. Şöyle böyle affet beni bilmem ne. Ama dayağı yedik. Yani öyle bir şey başımıza geldi. Kurtuluş yok. Ama oluyor bazen. Ya ben trende mesela giderken bazısı bana niye o kadar öyle bakıyorsun dikkatli diye. Ya ben nasıl bakıyorsam, niye dikkatli bakıyorsun diye beni tersliyordu kadınlar falan. Ya sanki bakıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Hani demek ki benim hareketlerim, şeylerim hani bir görmez gibi değil. Nasıl kendimi yetiştirmişsem. Çünkü ses nereye gelirse kafamı o tarafa çeviriyorum yani. Yaptığım şey o. Hani böyle kafam önümde böyle böylece, ben öyle değilim. Ben nereden ses geliyor? Böyle kafam diktir. O dönerim, konuşurum. Yani bir şey alacağım zaman, yani şimdi sol tarafta bir şey alacağım ya, böyle almam. Yani böyle yaparım kafamı. Böyle buradan alırım. Ya da burada kalemler var, buradan böyle görüyormuş gibi kafamı çeviririm. İşte o hareketlerimi tabii görünce o ilk zamanları söylüyorum işte, kendimi yetiştiğim zaman. Yani görüyor gibi falan zannedenler oluyordu. Bu kadar oluyordu. Şimdi herkes öğrendi ne olduğumu da. Şimdi bir şurayı kaldırıyorum. Şöyle. Aşağı doğru bükülüyor da onun için böyle yapıyorum, kusura bakmayın. Evet. Böyle görünüyormuş diye söyledi benim çocukum. Evet. Şimdi burada bir şey yapacağım. Birkaç kere çizdim ama tam çizdim mi, tam çizmedim mi? Hatalı mı çizdim, hatasız mı çizdim? Kendim de şüpheliyim de. Hatta bunu çizdikten sonra yorum yapın ya. Biraz yorum yapın. Yani yapabildim mi, yapamadım mı? Şimdi öyle bir şey çizeceğim ki bunu yani görmezler biraz zorlanır gibi geliyor bana. Sanki ben görmez değilim de görmezler diye konuşuyorum da, neyse siz anlayın. Şimdi bir burada kare şeklinde bir şey çizdik. Belki tam kare olmadı ama. Evet, şimdi bir kare daha çizeceğiz. Zaten şimdi görenler bunu anlayacak tabii. Ne yapmak istediğimi de. (Gülüyor)
İki tane kare çizdim. Ama ne oldu? Bu uç tarafından birbirinin içinde iki kare. Şimdi bu kareyi bir kübe döndüreceğiz. Yani dört köşe bir kübün şeffaf olarak düşünün. İçindeki çizgileri göreceğim. Birbirine bağlantı yapacağım. Şimdi şu uçtan tuttuğum zaman burayı kontrol ediyorum elimle. Şuraya bir çizgi. Şimdi burayı tuttuğum zaman buradan bir çizgi. Şimdi buradan bir çizgi. Evet, ne kaldı? Buradan da bir çizgi. Acaba oldu mu ya? Bakayım. Bu sefer yaptım galiba. Ay, yaptım herhalde. Bakayım. Bu böyle görünür tabii ki. Çünkü şeffaf olduğu için görünür ya. Niye görünmesin? Heh, size doğru şu çevireceğim şimdi. Bakalım başarabildim mi? Şöyle dur, yerini ayarlıyoruz. Bir dakika. Bakalım. Tamam. Şimdi bir kübü, yani bir görmez bu kadar çizebilir zannediyorum. İnşallah yanlışım yok. Bu sefer başardım mı başarmadım mı? Sizin yorumunuzu bekleyeceğim. Oldu mu olmadı mı? Tamam mı? Evet. Teşekkürümü ettim. Tabii gene inşallah abonelerim devam eder. Bakalım ne zaman müsaade edecek, ne zaman açıyorum şey diyor ki işte canlı yayın diyor. Tıklıyorum oraya. Uyarı diyor. Mobil diyor canlı yayın yapmaya daha diyor şeyiniz yok, hakkınız yok mu diyor. Böyle bir şey yazıyor. Ondan sonra bilgi bilmem ne. Hay Allah ya diyorum gene. Tıklıyorum çıkıyorum oradan. Ne yapayım? İnşallah canlı yayında buluşuruz. Bana herhangi bir konuda ulaşmak istiyorsanız esrefarmagan@yahoo.com e-mail mi deniyor, e-mail mi deniyor, hangisi deniliyorsa oradan bana yazabilirsiniz. Çünkü menajerim takip ediyor. O e-mailleri takip ediyor. Gerekli ne yapacaksa cevabını veriyor ya da gerekli şeyleri yapıyor yani, sağ olsun. Onu da söylemiş olayım. Aboneliklerime devam. İnşallah biraz daha artar. Sizleri seviyorum. Sizlere hoşça kalın diyorum. Buldum düğmeyi. Basıyorum. Hoşça kalın. Hop, tamam.